düşüşü gelir. Evet, minderin dışına doğru taşımak istedi. Aa, çok iyi. Mehmet Çeker oradan iyi uzaklaştı. İyi, iyi, iyi kurtuldu. Evet, bu arada pasif puanı geldi. Şimdi Murat Fırat tabii onun da yerden çekişleriyle süreceğiz. Onu göreceğiz bakalım yapabilecek mi şimdi? Onu tabii bilen çok iyi tanıyorlar. Evet, hemen oyundan şimdi koltuk altına indi. Bakalım çırpabilecek mi? Mehmet Çeker iyi dayanmaya çalışıyor. Kaldırdı rakibini. Senin de belirttiğin gibi suplekse götürdü. Atabilecek mi bakalım? Şu anda evet attı. 2 puan. Ayak yerdi. Evet, tam dönüş olmadı. Evet. 3-0. Murat Fırat'ın üstünlüğü var. Dakikanın içerisindeyiz. Mehmet rakibini millerin dışına doğru taşımak istedi ama çok deneyimli tabii Murat Fırat. Bir kez daha denedi. Yine izin vermiyor Murat. Son 30 saniye devrede. Ya Mehmet şu ana kadar gerçekten yenilebilir ama güzel bir müsabaka çıkarıyor. Çünkü bir üst siklet ve bir alt siklet arasında ciddi bir güç performans olarak artısı oluyor. Mutlaka. Dört kiloluk bir fark var sonuçta. Hatta şey, 4 kilo olarak düşünmeyen, onlar kilo düşüyor. Tabii. 8 kilo diye düşünebilirsiniz. Evet, çarpı gideceğiz ona. Kilo düşmek de kolay değil. Değil tabii. Şimdi yani Murat'ın diyeti var, saunası var vesairesi var. Yani hiç kolay değil kilo düşmek. Şimdi Mehmet Fırat kilo düşmemiştir. Onun fazla kilosu yoktur ama Murat 4 kilo falan düşmüştür. 4 kilo de alsa şurada bir 8 kilo fark var diye düşünüyorum. Kilo düşmek de tabii kolay değil. Değil, tabii. Murat Fırat bildiğiniz gibi Avrupa şampiyonu, büyük Avrupa şampiyonu. Daha üçüncülüğü var. Dünya üçüncülüğü var. İkisi de benim aslında sporcum. Sizin yetiştirdiğiniz çok sporcular var hocam. Yani burada hoca olanların çoğu da benim sporcum. Sonra sporcuların da tahmin ediyorum %50'si benim sporcum. Ne güzel. Greco-Roman deyince akla gelen isimlerden biri Mehmet Akif Birim ve yetiştirdiği isimler bugün. Hepsi bu salonda. Çok güzel. Üstünlüğü Murat Fırat'ın devam ediyor. Maçalem Burak Uzun kazandı. 12-6 İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına 1-0 öne geçirdi belediyeyi. Kazım Tikenci, Kerem Öztürk'ü yendi. 4-1 oldu. Ardından İsmail Colfa Bekir Armağan'ı teknik üstünlükte yendi. 2-1 öne geçti İstanbul Belediyesi. Ve ardından 4. maçta Murat Fırat Mehmet Çeker'le karşı karşıya ve Murat Fırat'ın 3-1'lik üstünlüğü var. Mehmet Çeker'in tabii burayı iyi değerlendirirse çünkü onun çekişleri çok iyi. Maça ortak olabilir. Maça ortak olabilir. Bu şansı iyi değerlendirmesi lazım. Yok, şu anda yanlış yaptım. Evet. Ayağı hemen kalktı zaten Murat Fırat. Murat Fırat karşısında eğer böyle bir yerde yakalamışsa hata yapacağız. Hataya net olman gerekir. Ben hemen onu okudum yani. O yanlış bir oyuna geçiş pozisyonunda süpleks dener diye düşündüm. Denemedi.
şu anda teslim oldu ya. Mağlubiyeti kabul etmiş gibi oldu sayılır. Olsun. Mehmet çok güzel maç yaptı. Onu da tebrik ediyorum. Evet, şu ana kadar değil mi? Evet, güzel maç yaptı. Özellikle savunmaları çok tabii, iyiydi. Ben mesela Murat'tan daha fazla bir performans bekliyordum. Daha rahat maç alması lazım diye düşünüyordum. Ama Mehmet iyi bir performans gösterdi. Şu anda da devam ediyor. Kıran kırana güzel bir mücadele. Ellerin dışına doğru taşımak istiyor Murat Fırat. Son dakikanın içerisindeyiz. Elleriyle blokajlar yapıyor. Evet, bir pas Vite'ye. Bakalım yine suplekse gidecek mi? Girer çünkü Murat çok hırslı bir çocuk. Evet, şu anda kavruyor. Yok, niyeti yok onda pek. Bakalım. Şimdi bele göğüs hizasında bele doğru iniyor. Oradan evet çekti. Kavradı, çekti, kaldırdı. Biraz önce yapamadığını şimdi yapıyor mu? 2. 5-1. 2 puan son 28 saniye. Ya bana göre senin beklediğin gibi oldu. Evet yani rahat. Ben daha da rahat düşünüyordum ama 3-1 olacak. İBB öne geçecek. Evet yani bu maç çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ankara Aski maçlar çok ortada.